Herkese merhaba, ben Sunya ve bu videoda Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi Uyanış filmi hakkında çıkan yeni spoilerleri inceleyeceğiz. Ancak ondan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca 45.000 abone için çok teşekkürler. Tüm bunları yaptıysanız şimdi videomuza geçebiliriz. Yeni spoilerlerden önce film hakkında bildiğimiz şeylere bir göz atalım. Film ilk olarak 29 Eylül 2018'de Comic-Con İstanbul etkinliğinde gerçekleştirilen mucize panelinde Jeremy Zak tarafından gösterildi. 5 Aralık 2018'de filmin 2021'de gösterime gireceği ortaya çıktı. Konusu evrenin başlangıcıyla sezon 5'in bitişiyle ilgili konuları kapsayacak. 4. sezon ve 5. sezonun filmden önce bitirilmesi hedeflenmektedir. 16 Mayıs 2019'da Cannes Film Festivali'nde filmin Uğur Böceği ile Kara Kedi Uyanış olarak adlandırılacağı doğrulandı. Filmin yapımına başlandığı ve filmin romantik bir fantastik macera olarak kurgulandığı da açıklanmıştı. The Greatest Showman'in yönetmeni Mitchell Gracie de film üzerinde çalışıyor. 7 Haziran 2019'da Jeremy Zak Instagram hikayesinde Louvel'in kim tarafından seslendirilen Aramızdaki Duvar adlı filmin şarkısını açıkladı. 5 Ekim 2019'da Jeremy Zak'in Instagram'da Uğur Böceği'nin yer aldığı kısa bir animasyon fragmanını yayınlamıştı. Le Figaro'ya göre 21 Aralık 2019'da filmin 2021'in sonlarında vizyona geleceği doğrulandı. 8 Ocak 2020'de Jeremy Zak animasyon müzikalinden bazı spoilerları ortaya çıkardı. 23 Ocak 2020'de Bryce Papenbrook ve Christina Wiig filmi seslendirmeye başladı. 19 Şubat 2020'de Fanta Wild'ın filmin yapımına ve dublajlanmasına yardımcı olan stüdyolardan biri olduğu açıklandı. 31 Mart 2020'de ise resmi Zak Vimeo kanalı Mucize serisinin tamamı için bir tanıtım videosu yayınladı. Video film için 10 resmi konsept içermekte. 30 Nisan 2020'de Jeremy Zak Instagram'da 3 yeni konsept resmi daha ortaya çıkardı. 15 Mayıs 2020'de Jeremy Zak filmden 4 yeni spoiler paylaştı. 11 Haziran 2020'de ise Instagram'da film için başka bir konsept çizim yayınladı. 22 Temmuz 2020'de animasyon müzikalin çıkış tarihi sonbahar 2021 veya 2022 başı olarak ilan edildi. 1 Eylül 2020'de Jeremy Zak yeni bir yo-yo gösteren Uğur Böceği fotoğrafını Instagram'da yayınladı. Yeni yo-yo 25 Nisan'da çoktan ortaya çıkmıştı ancak filmde görüneceği o zaman duyurulmamıştı. 26 Ekim 2020'de Jeremy Zak film dublajının başladığını duyurdu. 29 Ekim'de Jeremy Kara Kedi'nin sesini kaydetme videosunu yayınladı. 3 Kasım 2020'de Jeremy Zak Instagram'da özellikle uzun metrajlı bir film için oluşturulmuş Mainnet'in yeni görünümünü gösteren bir kare yayınladı. 4 Kasım 2020'de Jeremy stüdyonun fotoğraflarını paylaştı. Aynı gün ise Gabriel ve Natalie'nin fotoğrafını yayınladı. Film Örümcek Adam ve Karlar Ülkesi'nin bir karışımı olarak tanımlandı. Film Gabriel Agreste'in Emily Agreste'in ortadan kaybolmasından önce her zaman bu kadar katı olup olmadığını ele alacak. Film daha önce görülen mucize sahipleri yani Rene Rouge, Carapace, Kraliçe Arı gibi ve yeni mucize sahipleriyle geçmiş mucize sahiplerini içerecek. Thomas Estruck filmin yapımında yer almıyor çünkü bu film Jeremy Zak'in kendi mucize versiyonu. Jeremy Zak tarafından yayınlanan yeni fotoğrafları inceleyelim. İlk resimde Mainnet'i tamamen farklı ama sevimli bir tarzda görüyoruz. Çok şaşırmış görünüyor ve bu tarz bana Disney karakterliğini hatırlatıyor. Nerede olduğunu tabii ki bilmiyoruz fakat Instagram'da karşıma bir fan sayfasının teorisi çıktı. Buranın Gabriel'in Emily'yi yaşattığı gizli mekan olduğunu iddia ediyordu. İkinci resimde Natalie ve Gabriel'i birlikte görüyoruz. Bu karakterlerin de farklı görünümleri var ve bana kalırsa bu görüntüleri hem tuhaf hem güzel. Çünkü 3 sezondur alıştığımız görüntülerden bayağı uzaklaşmışlar. Neden bilmiyorum ama Gabriel bana bir anime karakteriymiş gibi geliyor. Aynı zamanda eski tasarımına göre daha sinirli ve kötü duruyor. Neden bahsediyorlar merak ediyorum. Jeremy çok önemli bir konu hakkında sohbet ettiklerini paylaşmıştı. Sizce ne olabilir? Ve başka bir resimde Jeremy Zak'i bir stüdyoda görüyoruz ve tam ortalarında kara kedi ile bir canavarı görüyoruz. Bana ejderhaymış gibi geliyor fakat tam olarak anlayamadım. Sizce bu canavar ne olabilir? Size ilk başta bahsettiğim konsept resimlere de bir göz gezdirelim.
Dublaj ve şarkı kayıtlarına da başlandığından beri Jeremy Zak sürekli Instagram'da güncel bilgiler paylaşıyor. Videom buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımı desteklemeyi unutmayın. Destek için abone olabilir ve ayrıca bu videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz.